Herkese merhabalar. Şu anda Bulgaristan'dayım, Varna'dayım. Aslında vlog yapmaya çalışacağım bu hafta. Yani bayram boyunca Bulgaristan'da olacağım. Şu anda aslında Varna'nın içinde olan bir köydeyim, Ezorova'dayım. Yani burası bizim anneannemin evi. Yani burada annem de burada yaşamış yani daha önce. Bu sefer vlog yani yapacağım ama bu videoyu abur cubur videosu yapmak istedim. Çünkü Bulgaristan'a gelemeyenler oluyor. Hani abur cubur videolarını çok beğenenler oluyor. O yüzden bir abur cubur videosu yapayım dedim. Hemen birkaç tane bir şey aldım. Hemen deneyelim. Aslında bu arada abur cubur videoları yaparken izlemekten zevk aldığım kadar bazen de sinirleniyorum. Çünkü herkes tadıyor ve hani insanın canı istiyor. Neyse, hemen başlıyorum. İlk başta bu kubeti, bu çok ünlü bir yani Bulgaristan'da değil sadece çoğu Avrupa ülkesinde var. Özellikle Polonya'da çok ünlü. Bu burgerli yani hamburgerli versiyonu. Bunun işte cacıklı olanı, pizzalısı, domuz etlisi. Hatta başka neyi var? Yani birçok çeşidi var. Ben burger olanını aldım. Ya bunu daha bir sürü versiyon denedim. Tabii domuz etlisini denemedim. Açayım. Ama nasıl açacağım tek elle? Bir saniye. Şöyle içinden şöyle küçük küçük ekmek şekli. Zaten ekmek bunlar. Dediğim gibi ben de ilk defa hamburger yiyorum ve gerçekten hamburger tadını hissediyorsunuz. Var yani. Devam edelim. Beğendim bu arada. Ya 5 üzerinden puan verecek olursam 4 diyebilirim. Gerçekten hamburger tadını veriyor. Ya bu arada videonun başında söylemedim. Kendini niye göstermiyorsun diyenler olursa şu anda çok kötü haldeyim. Çünkü hani yarım saat önce falan uyandım. Uyuyakalmışım. Televizyon izlerken. O yüzden kendimi göstermesem bugün daha iyi. Yani devam edeyim şeyle. Tuzlularla. Şöyle bir bruschetta maretti pesto soslu. Bir yine aynı öbürküsü kubete gibi ekmek tarzında. Bir de abur cubur var. Gene bunu nasıl açacağım elle? Tek elle. Bir dakika. Bu siyahlıklar için özür dilerim. Mecburen yere bırakıyorum. Telefonu. Telefona çekiyorum bu arada. Böyle bir yine ekmek. Ben size şimdi yalan yapmayacağım. Pesto soslu gerçekten pesto sosunu tadını veriyor diyemeyeceğim. Çünkü pesto sosunun ne olduğunu ben şu anda bilmiyorum pek. Ama herhalde veriyordur. Gerçekten güzelmiş bu arada. Buna da 4 veririm. Hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Bir dahaki abur cubur videosu yaparsam, bir daha yaparsam o zaman altlarda yorumlarda yazabilirsiniz. Bu bir kokteyl. Klasik. Burada ne yazıyor? Kokteyl yazmışlar Bulgarca. Bu arada Bulgarca biliyor musun diye soracaksanız ya anlıyorum çoğu şeyi. Okuyabiliyorum da kirli alfabesini ama hani anlamadığım çok şey var. Kokteyl mix yazmışlar. Bunu da açamıyorum tek eline. Yine bırakıyorum size. Ben keşke yanıma hemen geliyorum. Evet. Geldim tekrar. Burada açma yeri varmış ama ben bayağı uğraştım. Ellerim de yağlandığı için açamadım. Neyse. Ya bunun birçok içinde mix olduğu için çok çeşidi var. Şöyle göstereyim mesela şu cips şeklinde galiba. Bildiğimiz soslu. Yemeyeceğim. Biliyorum çünkü. Şu yeşil büyük bir ihtimal wasabi olması lazım. Bu arada wasabi bilmeyenler araştırabilirler. Bu bir Japonların mesela sushi yerken bandırdıkları bir bitki tarzı bir şey. Bu sayede
balıkların hani içi yedikleri için balıkların bakterilerini öldürüyor. Zararlı bakterileri. Aynen bu wasabiliymiş yeşil olan. Ve şu an ağzım çok fena yandı. Şöyle bir şey var. Ya bunlar böyle karışık mix. Daha çok işte kolayla falan içeceklerle yenebilecek bir şey. Devam ediyorum. Geldik tatlılara. Şöyle bir şey var Milka'nın. Bu yan tarafta yazıyor. Üstünü okuyamıyoruz çünkü. Karamelli bisküvi ve çikolata parçacıklıymış. Bu bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Hatta burada bir şifre veriyor. Neymiş? Nejdonsta Otvartre falan filan. Ha, şifreyi gönderirsek işte 2500 tane çanta, 600 tane oturmak için şöyle yastık tarzı bir şey. Bu da Acer bilgisayar veriyormuş 400 tane. Şifreyi gönderirsek tabii gelirse. Neyse devam edelim. Bu bildiğimiz Milka çikolata. Yalnız bu versiyonu bildiğim kadarıyla gene dediğim gibi Türkiye'de yok. Açalım. Şöyle içi gözüküyor. Biraz erimiş tabii ki. Şöyle göstereyim. Bakalım nasılmış. Evet. Güzelmiş. Bu arada ben çikolata böyle hani nasıl denir böyle tablet çikolata hiç sevmem. Yani normalde pek hepsini yiyemem yani. Çok nadirdir yediğim. Hani şu kadar tarzda olursa yerim. Bu güzelmiş. Beğendim ama dediğim gibi bunu da herhalde tam bitiremem. Hani bir günde hepsini yiyemem. Hani buzdolabına atarım. Şöyle kapatıp arada açıp açıp yerim yani öyle. Zar, çünkü ben pek tatlıcı değilimdir açıkçası. Neyse konumuza dönelim. Güzelmiş, bunu da beğendim. Bu arada ben puan vermediğim öncekiler vardı. O şu kokteyl olana da 4 veriyorum. Niye hepsine 4 veriyorum ben de bilmiyorum. Buna 3 veririm. Dediğim gibi tatlıcı olmadığım için herhalde. Ve bugünün son abur cuburu KitKat'ın cookie, yani cookie Türkçesi neydi? Aklıma gelmiyor. Şu işte. Ne diyorlar buna? Kurabiye. Ha, kurabiye. Fucus bisküviti mit kek aroma. Yunancasında yazmışlar. Ha. Ha pardon, ben bu Bulgarcasını okuyayım derken Almancasını okudum arada. Neyse. Şöyle bildiğimiz KitKat'ın hep unutuyorum ismini, Türkçesini ya. KitKat'ın cookie'lisi. İşte anlayın, kurabiyelisi. Hemen geliyorum. Evet, şöyle gözüküyor. Bildiğimiz KitKat. Ama içi farklı tabii ki, deniyorum. Şöyle içini göstereyim. Gerçekten kurabiyeli tadı var. Ama KitKat'ın yine dediğim gibi herhalde ben tatlı sevmediğimden kaynaklanıyor. Çok böyle bir bayık, hani bayıyor. Hani içecek de içer yerseniz anca o zaman. Hani tek sade yiyemem ben bunu mesela. Ama gerçekten iyiymiş. KitKat'ı ben normalde hiç sevmem bu arada. Ama bunu yani Türkiye'de olsa alırdım herhalde. Gerçekten güzelmiş. Evet, bu arada bu kadardı videomuz. Abur cubur videomuz. Şimdilik görüşürüz. Başka bir abur cubur videosu yapabilirim, bilmiyorum. Eğer yine farklı bir şey ya da hani Türkiye'de olmayan bir abur cuburlar görürsem alırım. Vlog gelebilir bu arada. Onun dışında kısa kısa videolar da yapabilirim, belli olmaz. Şimdilik bu kadar. Herkese izledikleri için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadım. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.